Unutulmamalıdır ki din Allah'ındır ve Kur'an'da anlatılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize tebliğ etmiş, hayatıyla, ahlakıyla dinden ne anlaşılması gerektiğini bizzat göstermiştir. Alimlerin, mezheplerin, grupların, cemaatlerin dinden anladıkları yalnızca bir yorum veya dini daha iyi yaşama noktasında bir çaba gibi kabul edilmeli, görülmelidir. Onların anladıkları hiçbir zaman dinin kendisi değildir bir gruba, bir mezhebe, bir meşrebe bağlı olmak mümkündür ve bazen de bir ihtiyaçtır. Ancak sadece kendi meşrebini, kendi grubunu hak, diğerlerini batıl görme anlayışı tefrika mantığıdır. Kardeşliğe de, İslam ümmeti ve cemaati olmaya da, tek millet, tek ümmet olmaya da engeldir. Mezhepli olmak bir ihtiyaç ama mezhepçi olmak yanlıştır. Bir meşrepten olmak, bir cemaate mensup olmak doğaldır, normaldir ama meşrepçi olmak, cemaatçi, grupçu olmak bu doğru değildir. Bir grupla faydalı çalışma yapmak üzere bir araya gelmek, bu amaçla bir cemaate mensup olmak iyidir ama grupçu olmak sakattır. Bütün bu yanlışlar tefrika sebebidir. Eğer ihtilafa konu olan beşeri alanla mutlak hakikat ayrımını doğru yapar ihtilaf edebiyle imtihan edildiğimizi fark eder ve nasıl ihtilaf edeceğimizi bilirsek Müslümanlar arasında kardeşçe ihtilaf etmek, farklı görüşlere sahip olmak o zaman rahmet olabilir. Yoksa her grup kendi mezhep veya meşrebini, cemaat prensiplerini din haline getirir ve onlarla övünmeye kalkarsa Mü'minun suresi 53, Rum suresi 32'de ifade edildiği gibi bu rahmete ulaştıran İhtilaf sınırını aşar, azap sebebi tefrikaya dönüşür. Tefrika hiçbir zaman rahmet olmaz. Müminlerin imtihanı kaybetmelerine sebep olacak, birbirleriyle sürtüşmelerinin neticesi, kardeşliğe engel olacak bir adımdır tefrika. Kendisinin müçtehit değil, taklitçi olduğunu söylediği halde, müçtehitlerin bile vermediği fetvaları güya onların içtihatlarından yola çıkarak cesaretle vermek, kraldan fazla kralcılıktır. Kur'an'dan başka kutsal kitaplar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başka sözü eleştirilemez insanlar kabulü diye tanımlanabilecek problemlerle Müslümanlar dünyada rahmet ve devlete, ahirette cennet ve nimete zor kavuşur.